Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Cruyff dönüşündeyiz. Bu sefer Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarını değerlendiriyoruz. Ama onları değerlendirmeden önce son dakika hemen bir haberi, bir kutlama yapayım. E, Flanagan Sultanları Avrupa Şampiyonu oldu. Mükemmel bir e, başarı. onları hepsini tebrik ediyorum, gerçekten. E, bize bu gururu yaşattıkları için gerçekten tebrik ediyorum. Mükemmel bir zaferdi. E, özellikle geriden gelerek de bu şey ka e, kazanmamız bayağı iyi oldu. Gerçekten... Moral olarak tavandayım şu an, ondan dolayı. Ee, onu daha sonra detaylıca konuşuruz ama için hemen maçlara geçelim. Bugün hem Fenerbahçe maçını izledim, hem Beşiktaş maçını izledim. Bu maçların aynı günde olması aslında kötü olabiliyor. Yani çünkü ee, yani ikisini birden yapıyorum. Şimdi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı izleyecek olanlar. E, dur koyayım nokta. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı izleyenler diyecekler ki abi Galatasaray'ı bu kadar konuştun. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı bu kadar mı konuşacaksın diyecekler ama yapacak bir şey yok. Aynı gün ne yapalım yani. Farklı farklı günler 3 maçta olsaydı onlara göre ona göre yorumlardım ama neyse izledim. Fenerbahçe ve e... bakacağım. Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarını değerlendireyim. Öncelikle hemen biten maçı değerlendireyim. Fenerbahçe maçından başlayalım değerlendirmeye. Ben Fenerbahçe maçını Ankara gücünü inanılmaz beğendim. E ee, bu maçta Fenerbahçe kazanmasını bildi. Ee, Beşiktaş kazanmasını bildi. Galatasaray bu hafta kazanmasını bildi. Üçünde eksik yani üç takımın da eksik yanları çok bariz bir şekilde var. Ama tabii ki de bu takımların yapabileceği şeyler belli. Bunlar e, çok net bir şekilde şöyle oynayacaklar. Yani milli araya kadar transfer muhalsar da gerekiyor işte. Milli araya kadar ne en azından hiç şey yapmayalım. E, ne der ona milli araya kadar fire vermeyelim. 3 puanları toplayalım. 3 puanı topladıktan sonra milyar adam sonra her şeyi oturtturuz gibisinden ee, bir muhabbet var. Ee, aralarında en çok beğendiğim bu Anadolu takımları arasında işte Galatasaray yaptığı takım işte Galatasaray maçı vardı Antep'le Fenerbahçe Ankara gücüyle yaptı. Beşiktaş'ta ondan sonra Sivas'la yaptı. Benim ee, benim işte dediğim gibi en beğendiğim yani en beğendiğim Anadolu takımı Ankara gücü oldu. Yani nerede pres yapması gerektiğini çok iyi biliyorlar, nerede hata çıkacaklarını iyi biliyorlar. Çok iyi çalışmışlar savunmada, iyi bir set hazırlamışlar, hücumda iyi çıkış, hücum çıkışları çok iyi. Her şeye baktığımız zaman Fenerbah Fenerbahçe aşırı şekilde yordular. Ee, onu çok net söyleyebilirim. Sivas Spor için de izledim. Sivas'ı hiç beğenmedim mesela. Ama tabii bu şey demiyorum yani Beşiktaş kolay yırttı da Fenerbahçe iyi oynayarak kazandı falan gibisinden böyle bir kıyas için söylemiyorum ama baktığım zaman Ankara gücü hakikaten özellikle şey maçlarını Fenerbahçe'nin diğer maçlarını Avrupa maçlarını falan izleyerek çok iyi notlar almış Tonlay Kafkas ki Tonlay Kafkas'ı tebrik etmek gerekiyor. Çok iyi hazırlamış takımını. Onun dışında Fenerbahç'e en beğendiğim adamlardan bir tanesi gerçekten Fred'di. Yani Hakikaten Fenerbahçe bu bence bence çok net bir şekilde Fenerbahçe bu maçta 6 numaranın eksikliğini çok yaşadı. Yani Fenerbahçe'de bas bas bağırıyor. 6 numaraya transfer çok net bir şekilde bağırıyor. Yani İsmail'i çok zorladılar. Ki ona göre çok güzel plan yapmışlar. Yani Ankara gücü tamamen pres yaparken Ankara... İsmail'i rahat ettirmediler. Bunu geçen senelerde Galatasaray Talan Antalya'yla oynadığında rakip takımlar Talan Antalya'ya yaptığı baskı, şok presi aynısını, markajın aynısını İsmail'e yaptı ve İsmail devamlı hataya zorladılar ama ya yani Fred'in o orta sahadaki hem is, yani hücum etkinliği hem savunmadaki etkinliği hem oyunu iki yönlü oynaması hem İsmail'in yani yanındaki oynayan adamın açıklığını kapatması falan inanılmazdı. Yani işte kaçırdığımız balık büyük oldu. Yani Galatasaray için söylüyorum bunu. Net bir şekilde Torreira'nın yanında çok iyi oynaması olacakken ya işte gitti adamı yapamadı. Alamadın. Alamadığın zaman Fenerbahçe gitti. Görürüz kalitesini görürüz. Tam bir kaliteli 8 numara işte mükemmel ama Fenerbahçe'nin 6 numaraya çok net bir şekilde ihtiyacı var. O çok net belli. Yani Fenerbahçe transfer yapma ama yani ne, neyi çözecek çok merak ediyorum ama bir şeyleri çözüp o altı numara transferini yetiştirmeleri gerekiyor. Onun dışında o çok net görüldü yani. Onun dışında çok net bir şekilde Fenerbahçe'de şunu söyleyebilirim ki e, Beka ve Ciku'nun tandeminin çok güzel bir iyi tandem yapmışlar. Yani ikisi de ya biri hızlı biri daha şey sigorta stoper yani daha böyle çakılı stoper hani daha yerden iyi top geçe adam geçmez kafasını diğeri daha hızlı yani ikilisini ikiliyi çok beğendim ikili olarak çok beğendim yani Ciku ve Bekayu Osay Samuel Osay Samuel bu maçta çok fazla bir şekilde e, ileriye götürmedi bir kere ileriye çıktı adam golünü attı çok temiz bitirdi inanılmaz bir depar attı ya yani deparına hayran kaldım çünkü yani çok rahat bir şekilde geldi atıyor ve onun oradan o deparla birlikte kalkıp gelmesi yani o sayı çok beğendim. O kadar hızlı o atletizmle o hızla gelen oyuncular e, genellikle o kadar temiz bitiremeyebilir ki zaten baktığımız zaman e, şeye ne derler ona o sayı Samuel'e baktığımız zaman da genellikle sadece temposu olan bir oyuncudur. Teknik olarak çok fazla bir tekniği yoktur. Ee, ama gerçekten çok temiz bitirdi. Baktığımız zaman Zarzu çok zorluk yaşasa da Fenerbahçe. işte geldi bir tane olsaysam ölen önüne bıraktılar. Osay vurdu gol oldu ve kazanmasını bildiler. Ee, onun dışında Şimanski hiç yoktu maçta. Ya bu hiç göremedik. Tadic çok fazla çizgiye basıyor. Yani Tadic'in ben niye bu kadar içeride konumlanmadığını. Yani genellikle çünkü şöyle bir mevzu var. Tadic e, şey olduğuna transfer'e geleceğiz arkadaşlar. Birazdan biraz maçları yorumlayayım. Ondan sonra transfer'e yorumlamaya başlarız. Ondan sonra çizgiye bastığında şey derken yani Tadic niye bu kadar çizgiye basıyor onu da çözemedim. Çünkü şöyle bir mevzu var. hani Tadic çok fazla statik bir şekilde çizgiyle durur ama arkasında oynayan mesela bir sol bek vardır. Yarar geçer. E o zaman da daha fazla pas opsiyonları ortaya çıkar. O da çizgiye basması okeydir ama zaten baktığımız zaman Jadon Oster böyle çok fazla çıkmadı. Zaten çok fazla çıkan hücumu deneyen bir oyuncu değil. Savunmasıyla ön plana çıkan, fiziğiyle ve savunmasıyla ön plana çıkan bir e, sol bek oyuncusu Jadon böyle. Şimdi Jadon böyle çıkmayınca tad işte çizgiye basınca ve çok fazla içeride konumlanmayınca ve çok statik oynayınca e, olmadı. Yani bir şekilde baktığımız zaman çok e, oradan üretkenlik olamadı. E, aynı şekilde Osayi Samuel bu sefer çıkmayın. ki Osayi Samuel de Ankara gücünün sol tarafında akın akın geliyordu, e, akın akın geliyordu Ankara gücünün özellikle sol tarafı çok akın akın geliyordu. Osayi onla tutlar ve Osayi'ye devam dedi ki onu kitle ya yani o Ankara gücünün akın akın gelen sol bekini kitle çok fazla sen de çıkmadılar. E, o sefer önünde oynayan İrfan da yine statik bir oyuncu. Yani iki tane playmaker ile oynayınca böyle olabiliyor. Hem Tadic ile hem İrfan ile oynayınca oradan kaldı. E, bu sefer de üretkenlikten e, üret, üretken bir türlü olamadılar. O an, onun dışında bunlar böyle statik kalınca bir de üstüne üstü bir de üstün üstün şey gelince neden ona şok preslere maruz kalınca hem Şimanski çok fazla Şimanski orta saha kadar gelemedi. Hep Ceko'nun yanında ikili olarak oynadılar. Hem de şok preslerde hem Şimanski'nin performansı düştü. Hem e, orta saha düştü. Hem İsmail'i çok fazla şekilde zorladılar. O konuda Fred yine iyi bir iş çıkardı. Hem savunmada hem hücumda hem iki yönlü oyunda hem de İsmail'in açıklığını kapatmada. Onun dışında İrfan çok kritik pozisyonları var. Kaleci İrfan Can'a eri bayattan bahsediyorum. Çok net bir şekilde çat 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 bir bazı pozisyonu iyi kurtardı. Ondan, onları yes, mesela Altay Bayındır olsa yeseydi belki şu an ee, yani Ankara gücü daha fazla ateşlenecekti. Daha fazla gelecekti. Farklı bir şeyler konuşabilirdik bu maçlarla. alakalı. Ama işte kaleci gol yemediği zaman e, görüyoruz ki ne kadar önemli olduğunu. Aynı zamanda Livakovic'e de derslerdi Dedi ki ben varım. Benden formayı ayrıca Türk'üm. Yani ben bu kadar da form, formumu iyiyken ben sana formayı vermem dedi. Ankara gücüne girecek. Morutan'ı çok beğendim. Ee, hatta bunu Twitter'da da yazdım. Yani dedim ki yani Morutan'ı göndermese miydik acaba dedim. Furkan hoş geldin. Morutan'a e, göndermese miydik dedim. Yani gerçekten iyi oynadı. Yani o depresifliğini kay şey yapmış. Iııı. E, depresifliğini falan atlatmış. Hareketliydi. İk nerelere yani nerede topla buluşacağını ve nereler oynaması gerektiğini e bunu çok iyi biliyordu. Ben çok beğendim. Onun dışında Efkan Tolga ikilisi korkunç bir efor sarf ettiler. Yani yaptıkları pres zaten Efkan Tolga ikilisi. Zaten Tolga'yı biliyorduk. Yani Tolga zaten işin eğer gerçekten pres ve hammallığını yapabiliyorsa o konuda çok iyi. Yani Tudor döneminde de mesela e Feguli sakat Galatasaray'a geldiğinde Geri Rodriguez'i ilk haftalar sağ kanatta oynattığımız zaman Tolga'yı sol kanatta daha aslında kanat gibi değil de işte daha serbest, daha merkezli pres yapan gibi oynattığımız zaman da hatırlarsanız çok sezona iyi başlamıştı sakatlanana kadar. Fenerbahçe'de de aslında ee, o oyunda çok iyiydi. E, Hamallık ve işin şey yapma kısmına çok iyiydi. Ha Sol kanatlarını çok beğendim. Bak adını unuttum Ankara gücünü ama sol kanatlarını çok beğendim. Ankara gücünü genel olarak çok beğendim. Yani Ankara gücünün genellikle işte beklere, beklerin ileriye çıkışı, kanatların içeriye devrilmesi, forveti, orta sahadaki 2-8 numara Efkan'la Tolga Ciğerci'nin presleri. Ya yani baktığım zaman Ankara ben çok beğendim. İnanılmaz iyi hazırlanmışlar. Ama bir, olmadı bir türlü. Bir penaltı pozisyonu var. Net penaltı. Ama şunu çok söyleyeyim. Net Fred'e yapılan penaltı da penaltı yani orada hakem işte saçma sapan işler. Yani orada sen gidiyorsun, vermiyorsun. Orada da vermiyorsun. Yani ne gerek var ki? Fenerbahçe'nin de penaltı, penaltı. Onun da ki penaltı, penaltı. Yani orada vermiyorsun, sonra gidiyorsun bir tane şey yapıyorsun. Or oraya da vermiyorsun. Ya böyle ucuz hakemlik yani saçma bir hakemlik. Yani anlamıyorum yani çözemediğim mevzu yani. Dramalara girmeyeceğim arkadaşlar. Twitter dramalarına girmeyeceğim. Ondan sonra e, ee, net bir şekilde geçen Icardi'nin penaltı pozisyonu. E şimdi şöyle bir mevzu Icardi'nin pozisyonu penaltı. E bu da pozisyonda penaltı. E şimdi şey mi diyeceksin? Yani bu ben TikTok'a en son video attığım zaman altına bir sürü yorum geldi. Dedi ki işte e, Icardi'nin penaltı değildi. E şimdi sen utanmadan arlanmadan ne diyeceksin? Fred'in pozisyonunda penaltı mıydı diyeceksin mesela. Aynı pozisyon hemen hemen birbirine aynı. Yani Köşede tık indiriyorsun. Tak penaltı. Düşüyorsun. Penaltı. Kartin pozisyonda öyle. Fred'in pozisyonu öyle. galiba düşen bu arada. Yanlış hatırlamıyorsam herhalde. O'ydu. Ee, aynı penaltı. Aynı penaltı. Ama onun dışında o muhabbetlere sonra geleceğiz Furkan. Ondan sonra ee, dediğim gibi yani orada da penaltı falan Ankara gücü pozisyonunda penaltıydı. O pozisyonda penaltıydı. Onun dışında bu maçlar akılda bir şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ee, zemin berbattı. Yani çok net bir şekilde yani 3 gün önce 3 gün önce zeminin kötülüğü zaten internete düşmüştü. Ondan sonra e, yani onun ne kadar kötü bir zemin olduğunu biliyorduk. Sonra maç zamanı Sonra maç zamanı geldi şey muhabbeti dönmeye başladı. İşte efendime söyleyeyim bunlar zemini yenilemişler. Bak zeminin son hali falan filan demişler. Ee, net yeşil bir boyayla ile gitmişler. Ayrı boyamışlar. Özellikle yakın çekimlerde baktığımız zaman. Yakın çekimlerde baktığımız zaman. Zeminin ne kadar berbat olduğunu gördük. Bir de zem, yani bu zeminler artık çözmeleri lazım. Bu kadar olmaz yani. Bu kadar maçları gidiyoruz. Zeminleri görüyoruz. Olmaz abi. Böyle bir şey olmaz. Bu yani. Kabul edilecek bir şeyler değil. Bunların acilen çözülmesi lazım. Maçla alakalı başka ne söyleyebilirim? Bunlar ya benim Fenerbahçe Ankara gücü maçıyla alakalı görüşlerim bunlar. Beşiktaş'a maçına Beşiktaş'a geçersek de şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki Beşiktaş'ın bence Galatasaray ve Fenerbahçe'ye nazaran daha fazla zamana ihtiyacı var. Bazı bölgelerde oyuncu oturmamış. O çok net yani oturmadığı çok belli oyuncu şeylerin. Bazı oyuncuların oturmadı. Bazıları da sakatlıklardan dolayı e, bazıları sakatlanmalardan dolayı bazıları idareten oynuyor. Kadroda korkunç bir kaos ortamı var. Ve e, ona rağmen kazanmayı biliyorlar. Ya Şenol bak çok net bir şekilde şunu söyleyeyim Beşiktaş'la alakalı. Şenol Güneş Beşiktaş'ın e, direktörü olmasaydı Beşiktaş bu sezonu geçen seneden havlu atardı. Yani bunun rekorunu kırarlardı. Yani dünyada bir daha bu rekor kırılmaz yani. Hakikaten bu sezonun havlusunu geçen seneden atarlardı. Ee, inanılmaz i̇nanılmaz bir kadro var ve bu kadroyla öyle ya da böyle bir şekilde kazanmasını biliyorlar. Bakıyorsun solda Onur idareten oynuyor. Stoper'de Necip var. Rozier. Anan -an kötü olsa da bazen iyi bir şekilde devreye girebiliyor. Ee, bakacağım arkadaşlar. Transfer mevzularına sonra bakacağım dedim. Arkasından Salih yoktu. Salih neden sakatlığı varmış sonradan gördüm. Onun dışında onun yerine Oxey Chamberlain oynadı. Neden alındığını hala çözemedim. Yani çok net bir şekilde yani gerek var mıydı Chamberlain transferine bilmiyorum ama bir tane ofansif orta sahaya Chamberlain yerine Chamberlain'i almayarak onun ofansif orta sahaya bir tane hani gol atabilecek Abu Bakar'la iyi anlaşabilecek ee, pas yapabilecek alver yapabilecek. Ondan sonra ee, işte iş çıkmaza girdiğinde e, baya topu bana verin oyun ben, ben kurayım deyip sorumluluk alacak bir tane baba oyuncu alsalar yeterliydi. Ha Oxlade e, şey yapabilir mi? İyi olabilir mi? Olabilir ama yani onun dışında yani işte yani diyorum. Ee, bakacağız yani artık Şenol Güneş'in şik şeyine kalmış. Onu kazanmaya çalışacak. Ben daha hazır bir adam beklerdim oraya. Onun dışında Raşitsa gerçekten yine Raşitsa iyi. Ama işte şöyle bir mevzu var Beşiktaş'la alakalı. Bu maçta biraz Oxlade işte kendini gösterebilirse en azından pasör bir adam. Azli Ametovic de pasör bir adam. Ee, en azından bunlar olabilirse e, Beşiktaş sete yerleşebiliyorlar. Aleyküm selam arkadaşlar. hepimiz hoş geldiniz bu arada. Sete yerleşebiliyor. Ee, çok net bir şekilde ama işte Salih'in olduğunu düşünün. Salih Jetson e, ve Aziametovic, Rashica, Muleka, Abu Baka, e, maalesef sete yerleşecek bir takım değil bu. Zaten Beşiktaş'ın da e, özellikle Sivaspor'a karşı ki en bence fark yaratan oyunu hızlı oyunuydu. Yani hızıyla Sivasspor'u ekart ettiler. Özellikle Baktar sete yerleşerek olmuyor. Çok hızlı bir şekilde yani kaptığı toplarla çok hızlı bir şekilde çıktılar. E, bunun gibi oyuncuları da var. Jetson var. Rashissa var, Muleka var. E bütün oyuncular zaten topu aldığında langırt diye gidebilen oyuncular veya topsuz gidebilen oyuncular. Hızlı oyuncular bunlar. Bunları yaptığı için de çok net bir şey fark yaratabilirler. Hızdan fark yaratabilirler. Ee, onun dışında dediğim gibi yani e, ya Beşiktaş'a biraz geçebiliriz. Sivas Spor'u değerlendirirsek Sivas Spor'u değerlendirirsek Sivas Spor yürümeye mecale olmayan bir takım. Çok kötü dönem. Çok kötüydü. inanılmaz i̇nanılmaz kötüydü. Yani ben maçta baya uyku, uy, uyukladım yani Sivas Spor izlerken. Böyle giderlerse Sivasspor yani kümeye düşmese bile o, o bölgelerde turlayacağını ben düşünüyorum. Yani hiç mi yaratıcılık olmaz? Yani ben şöyle yapmışlar. 11 kişiyle otobüs çekelim. Aldığımız her toplarda işte alalım ileriye atalım. Ondan sonra bunlar işte bir tane Arnavut forvetleri var. Arnavut forvetlerini üzerine atalım. Orada Hao yapalım bir şekilde gitmeye çalışalım. Yani çok kötü bir oyundu. Aldıkları her topta kale vuruşu yaparken 30 saniye 40 saniye beklemeler. Ya daha bismillah dakika 20 olmuş 0-0. 10 saniye 20 saniye bekliyorlar. Ya abi biraz oynamaya çalış ya. Bir şeyler yap yani. Ha tamam. Kaliten müsait olmayabilir ama bir şeyler yap yani. İşte Ankara Gücünü bugün izledik abi. Adamlar yapacağını yapıyor. Yani Efkan Bekaroğlu ile Tolga Ciğerci orta sahası. Çok mu şey yani teknik. Vay ulan ne pas yaptılar diyebilecek. Yok ama bir şekilde yani adamlar yapabiliyor. Bir yerlerde kümelenebiliyorlar. Kompak oynuyorlar. Koşuyorlar. Mücadele ediyorlar. Aldar yapıyorlar. Yaptılar yani. E sen de yapabilirsin bunları. NG çok kötü oyuncu. Sivasspor'da Çok kötü oyuncu. Yani Emre Gökay ondan çok daha iyi oyuncu. Ben olsam NG yerine Emre Gökay'ı oynatırım. Çok net bir şekilde. Ondan sonra... Beşiktaş'a geri gelirsek de Beşiktaş geçiş oyunu oynayabilir bu kadroyla. Yani Salih gelirse oksit, oksit her maçta ilk 11 oynayamaz ama Salih, Jetson, Hadzi, Ahmetovic, Rashid Samuleka ki oraya Cenk de gelir. Abu Bakar. Ya bu takım biraz ben hafif bu takımın arkadan sete yerleşmesi imkansız. Şimdi sete yerleşme oyunu oynayabilecek bir takım değil. Bu takımın en baba özelliği şöyle bir şey olacak. Rozier'i de biraz eğer orada hareketlendirebilirse Rashid'sa Rozier kanadını. Ee, bir tek tek pasör adam Hadzi Ahmetovic olduğu için Orada yapabileceği çok net topu rakibe verecekler. Hafif salaktan yatacaklar. Aldıkları her topta hızlı bir şekilde kontrol. Yani Okan Burun geçişi oyunu ben çok fazla diyorum ya. Aslında Beşiktaş'ın oynayacağı bu profildeki oyuncular oynayabileceği oyun da bu. Hem daha hazırlıksız yakalayabilir rakibini. Hem de Abu Bakar gibi, Cenk gibi daha iyi golcüleri de var. Hem de Rashica gibi, Jetson gibi iyi dikine koşu atabilecek adamları da var. Bu oyunu daha iyi oynayabilirler ama işte topu sana veren e, özellikle iyi kapanan takımlara karşı kontra kovalayan takım takımlara karşı beşte tamamen zorlanacaktır. Ama baktığımız zaman Şenol Güneş öyle ya da böyle bir şekilde kazanmasını biliyor. David Luiz transferi var. David Luiz transferi benim hiç beğenmediğim bir defans oyuncusu. Yani prime zamanında bile çok fazla hata yapan, çok fazla savruk olan bir adamın bu yaşından sonra ben e, Beşiktaş'ta ne yapar ben bilmiyorum. E, onun için bence almasınlar yani ben beşte galiba için bir tane kontenjanı kaldı yabancı kontenjanı stoper alacağıma gerçekten stoper almam yeni giderim şey yaparım yani MRT'yi sakat dönecektir ama Tayyip Talha var Necip yani Koley Emrecan uzun han geri gelecek. Montera gitti mi bilmiyorum. Montera'nın durumu ne? Beşiktaş'ta onu bilmiyorum. Montera takımda kalsa Montera oynatmak zorundasın. Stoper idare edilecek bir bölgedir ama bence Beşiktaş'ın yapması gereken ofansif orta bir tane Baba kalite adamı indirecek. Gitti mi? E tamam gittiyse Koley, Emre Can Uzunan, Necip, Tayyip Talha, MRT falan oynayacak. E tamam yine var. Ha sakatlığı var. Onun çaprazı kopmuş. Ona boylu olmuş. Bu yetersiz. O ayrı bir şey. Ama bence de stoperdense bence forvet arkasına çok net kaliteli bir e, adam yapması gerekiyor. E, çok net bir şekilde söyleyebilirim. Şenol Güneş bence zoru başarıyor. Eee en underrated performansı verenlerden bir tanesi bence. Geçen sene geldiğinden beridir. Geçen sene geldiğinden beridir Beşiktaş'ın mağlubiyeti var mı ben hatırlamıyorum. Kaç kaç maçtır Beşiktaş mağlup olmuyor? Baktığımız zaman ve bu kadroyla. Bu kadro elde yani set oynamaya çalışsan set oynayamazsın. Dikine oynamaya çalışsan ya enteresan bir takım kurulmuş. Ya enteresan bir takım kurulmuş. Ona rağmen öyle yapıyor. Bak Onur Bulut bu maçta sol bek başlıyor. Onur Bulut mecburiyetten. Ee, hazır olmayan bir Oxlade olmasa Salih falan. Yani Muleka sol kanat hala Muleka oynuyor. Ee, transferlere bakacağım arkadaşlar. Ondan sonra baktığımız zaman bu takımla öyle ya da böyle bir şekilde yapıyor ve kazanıyor. Bence yani ben Beşiktaş'ın yöneticileri başkanı falan yerinde olsam çok net bir şekilde elini öperim. Derim ki Hocam hakikaten akali, iyi çok iyi bir performans veriyorsunuz. Hakkını falan versinler abi. Çok net bir şekilde hakkını versinler adamı. Yani çok net. Yani bu kadar bu, bu perf hakikaten Beşiktaş'ın gerçekten skorlarına bakalım. Her şey diyebilirsin abi oyun tatmin ediyor mu? Ya bırak oyun abi. Oyun, iyi i̇yi oyun oynatabileceğin kadrosu yok ki Beşiktaş'ın. Ya da Galatasaray'ı da ben değerlendirirken şu an hani olacaktır. Gerçi Vecino diyorlar. Allah neyse. Olacaktır. Bunun devamı sürdürülecektir de. Ee, ama dediğim gibi şey, o da çok iyi bir performans veriyor. Arkadaşlık, biz birbirimizi kandırmayalım. Şimdi lafı şöyle bitireceğim. Biz taraftalarla birbirimizi kandırmayalım. Futbol skor oyunudur. Özellikle bu futbol, yani bu dünyada da bu böyledir. Özellikle Türkiye'de A babasıdır. Yani skor oyununun A babasıdır. Ee, onun için skor geliyorsa iyisindir. Skor gelmiyorsa istersen Barcelona gibi oyna. o maçtan sen puan getirmez, şey, e, puan alamazsa geçmiş olsun. Onun için baktığımız zaman Şenol Güneş de puanı getiriyor mu getiriyor. Şu ana kadar teknik per direktörlük performans olarak performansı geçen senden bu yana söylüyorum iyi. E, ama dediğim gibi Beşiktaş'ın transfere ihtiyacı var. Şimdi kapatıyorum. Kapatıyorum. derken Twitch'i değil YouTube. YouTube'dan YouTube'dan izleyenler Kapatıyoruz chat'te muhabbete giriyoruz siz de muhabbetimizi bunu seviyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın yayınlara katılmak istiyorsanız altta linkler var yayınlara katılabilirsiniz İzlediğiniz için teşekkür ederim görüşürüz.